Locomation'un CEO'su Doktor Çetin Meriç ile konuşacağım. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki İstanbul'da doğdum. Temel eğitimimden sonra lisansımı Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde yaptım. Daha sonra yüksek lisans ve doktorumu Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde yaptım. Ve o dönemlerde yapay zeka ve robotiğe ilgim ortaya çıktı. Bu da benim bütün kariyerimi yönlendirdi. Daha sonra mezun olduktan sonra doktora sonrası araştırmacı olarak Carnegie Mellon Üniversitesi'ne geldim Amerika'da ve kaldım. Carnegie Mellon'da önce araştırmacı, daha sonra öğretim görevlisi olarak görev yaptım. Fakat görevim daha ziyade temel akademiden çok yapay zeka ve robotik teknolojilerini gerçek dünya problemlerine uygulayıp gerçek dünya problemlerini çözmeye odaklanmıştı. Aşağı yukarı 3 sene önce de gene Carnegie Mellon Üniversitesi'nden beraber çalıştığım kardeşim Doktor Tekin Meriç'in de aralarında olduğu bir grup arkadaşlar Locomation şirketini kurduk. Locomation güvenli ve verimli kendi kendine sürüş teknikleri geliştiriyor ve bu teknikleri özellikle tırlara, kamyonlara uyguluyoruz. Uzun yol şoförlüğü dünyada genel olarak büyük bir problem. Yeteri kadar şoför yok, sürüş zor, kazalara yol açıyor falan filan. Bunu bir şekilde teknolojinin de yardımıyla verimliliği arttırabiliriz. Mevcut şoförleri daha verimli kılabiliriz ve bir noktasında, günün birinde kamyonların tamamen kendi kendilerini sürmelerini sağlayabiliriz. Bu konu üzerinde çalışıyoruz. Olarak doktora sürecinde robotik üzerine çalıştınız. Robotik konusunda özellikle makine öğrenmesi üzerinde durdunuz. Peki makine öğrenmesi nedir robotlarda ve bu alanda ne gibi çalışmalar yaptınız? Çok güzel bir soru. Ben çok erken dönemlerden itibaren bir şekilde bilinç, akıl, zeka sadece nasıl çalışıyor değil, nasıl ortaya çıkıyor, nasıl gelişiyor. Buna ciddi ilgi duymaya başladım. İnsanlarda bu nasıl oluyor? Bebekler nasıl öğreniyor? Nasıl oluyor da bir tamamen bomboş bir şeyden başlayıp işte kelimeleri öğreniyoruz, nesneleri öğreniyoruz, kişileri öğreniyoruz falan. Bu insanlar veya bu biyolojik yaratıklarda nasıl oluyor ve biz bu prensipleri alıp robotlara nasıl uygularız? Çünkü benim başından beri en büyük tutkularımdan bir tanesi makinelere yeterli miktarda zekayı ve beceriyi kazandıralım ve bu makineler bir insanın gözetimi ya da bir insanın direkt emri olmaksızın kendi inisiyatifleriyle gene bize faydalı olacak işler yapsınlar. Tabii bu makineler sadece bilgisayarlar değil, gerçek dünyada iş yapsınlar. Bunu da istediğim için çok erken dönemde zeki robotlar üzerine yönelmemi sağladı. Peki zeki robotları nasıl bir robotu alıp nasıl zeki yapacağız? Biz oturup mu programlayacağız yoksa işte bir zekanın bir oluşum sürecini mi tekrarlamaya çalışacağız? Bu soru beni makine öğrenmesini robotlara nasıl uygularız? Ya da robotlar makine öğrenmesiyle nasıl kendi kapasitelerini ve zekalarını geliştirebilirler. Bunu araştırmaya itti. Doktora sürecimde bu problemi hem genel meta olarak, genel olarak biz nasıl öğreniyoruz, robotlar nasıl öğrenir, hem bu konuda bayağı önemli miktarda çalıştım, hem de daha spesifik uygulamaları üzerinde çalıştım. Doktora tezim sonunda bir şekilde bir tamamen sıfırdan değil de bir programatik bir model ile başlayan bir robotun performansını makine öğrenmesi ve daha özellikle de bir insandan bir görevi öğrenme, bir insandan feedback alma ile nasıl performansını geliştirebiliriz üzerine gelişti. Mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki işte evde bir temizlik robotunuz olacak. Bu temizlik robotunu fabrikada bir şekilde programlamışlar. Sen şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diye. Getiriyorsunuz robotu eve, açıyorsunuz. Bu robot çalışıyor ama tam olarak sizin istediğiniz her şeyi %100 yapmıyor. Belki %70 yapıyor, belki %80 yapıyor. Siz tamamen sıfırdan bu robota her şeyi öğretmek yerine bu robotun temel eğitimi zaten yerinde. Ben ona sadece ufak tefek rötuşlar yapsam yeter deyip burada tam şu durumdayken şöyle değil de böyle davran. Tam bu durumdayken şöyle değil de böyle davran diye durum spesifik feedback vererek bu robotun core temeldeki kapasitesinin üzerine makine öğrenmesi kullanarak bir takım yamalar yapabilirsiniz.
Böyle bir çerçeve geliştirdim ben doktora tezimde ve bunu insansı robotların yürümeleri, futbol oynayan robotların doğru bir şekilde birbirlerine pas atmaları ve servis robotlarının bir bina içerisinde diyelim ki gezip insanlara yardım eden, insanları bir yerden bir yere götüren, insanlara diyorum mutfaktan kahve getiren servis robotlarının davranışlarını bu etraftaki insanların, robot uzmanı olmayan insanların kendi amaçlarına yönelik ufak şekillerde iyileştirebilmelerini sağlayacak sistemler geliştirdim. Çok güzel bir şeymiş. Şimdi anlatınca aklıma hemen şey geldi. Bu bir tane video dolaşıyordu. Gördünüz mü bilmiyorum. Mutfakta yemek yapan bir robot. Sadece evet, kolları var. Malzemeleri veriyorlar. Ve robot yemek doğruyor, pişiriyor, ekliyor, karıştırıyor. Böyle bir robot gerçekten var mı bu arada? Var ama tabii ki o videoda gördüğümüz şeylerin önemli bir kısmı gerçek dünyada %100 başarıyla her mutfakta, her yemek için, her şeyde çalışmaz. Ama bu işin temel prensipleri var, doğru. Temel prensipleri yerinde. Benim yaptığım işe de benziyor. Buna gösterimden öğrenme adı veriliyor. Yani bir robotu direkt oturup programlamak yerine o robotun hangi işi yapmasını istiyorsak onu robota nasıl yapması gerektiğini gösteriyoruz. Bir nevi şey gibi düşünebiliriz bunu. Usta-çırak ilişkisi gibi düşünebiliriz. Yani oturup her şeyi böyle kitaptan okumak ya da işte formüllerini yazmak yerine bak gel ben sana işte şunu nasıl yapacağım, yumurtayı nasıl kıracağını göstereceğim. Gel bak ben sana işte soğanı nasıl doğrayacağını göstereceğim gibi. Ya da işte temizlik robotu örneğinde bak sandalyenin altını böyle temizlemen gerekiyor gibi anlatarak, göstererek robotun evet bu iş gerçekten düzgün yapıldığında demek ki böyle görünmesi gerekiyor diye alıp daha sonra tabii arka tarafta bir takım matematiksel şeyler var bunun çözümlenip gerçekten robotun anlayıp tekrarlayabileceği hale dönüşmesi için bir takım algoritmik şeyler, numaralar gerekiyor öyle söyleyeyim. Ama evet idealinde demek ki bu iş böyle görünüyor. Ben bunu yaptığımda böyle görünüyor. Bu aradaki fark ne? Ben bunu işte biraz böyle değil de şöyle yaparsam daha mı yakın oluyor, daha mı uzak oluyor falan filan gibi. Daha sonra robot bu örnekleri alıp işte bir makine öğrenmesi sistemiyle, bir optimizasyon sistemiyle o kendisine verilen örneği en yakın şekilde tekrarlayabilecek bir teknik geliştiriyor. Çok güzelmiş ama burada bir şey daha sormak istiyorum. Böyle gösterince öğreniyor mu? Fikir bu. Yani amaç bu. Tabii ki gösterince öğrenmek deyince şimdi orada gösterme kısmı var. Tam ne gösteriyoruz? Ve robot ne görüyor? Bunun üzerine kitap yazılabilir. Öğrenme kısmı da aynı şekilde. Diyelim ki gösterdik. Bunu nasıl öğreniyor? Bu öğrenmesi tam olarak ne demek? Bir tane örnek görerek mi öğreniyor? Daha önceden öğrendiği atıyorum yüzlerce şey var. Biz yeni bir şey gösterdiğimizde onu alıp kendi bildiği şeyler cinsinden en yakını neyse ona mı benzetmeye çalışıyor? Öyle mi yapıyor, böyle mi yapıyor? Burada yüzlerce değişik, binlerce değişik yöntem olabilir. Bunların yani göstermek ve öğrenmek kendi başlarına neredeyse ayrı şeyler, ayrı disiplinler olarak bile görülebilir. Ama en özüne dönecek olursak, yani en özet haline bakacak olursak, gösterdiğimizde robot bu dünya, biz kendi dünyayı bir ifade etme şekli var. Bu kendi dünyayı ifade etme şekli o çerçeve içerisinde biz ne gösterirsek bunu kendi evrenindeki bir şeye, bir reçeteye dönüştürüyor. Sonra o reçeteye bakıp bu reçeteyi en iyi şekilde tekrarlayabilecek optimizasyonu kendi içerisinde çalıştırıyor. Yani bu sistem bu şekilde kurulabiliyor ve bunun çok başarılı örnekleri var. Ha, ama gerçekten hani bugün hakikaten gidip bir dükkandan robot alalım, getirip kendi evimizi açalım, sonra ona bir şeyler göstererek öğrenelim. O olgunlukta bir şey yok tabii ki henüz. Daha laboratuvarlarda bu işler. Başkanlığını da yaptığımız RoboCup yarışması var. Buradaki yarışmalarda peki robotlar nasıl yarışıyor? Kimler katılıyor? Hani eğer laboratuvardaysa bu yarışmaya katılan robotlar nasıl oluyor? Çok kısa özet geçeyim oradan. RoboCup dünyanın en kapsamlı, en geniş katılımlı
her yıl düzenlenen robot yarışması. RoboCup'a benim dahil olmam Boğaziçi'nde yüksek lisansa başlamamla oldu. Kulakları çınlasın, bir doktora tez danışmanım Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Levent Akın. Levent Hoca Boğaziçi takımını kuran ve işte RoboCup'a ilk katılmaya başlayan hocaydı. Biz de Levent Hoca ile beraber çalışıyorduk. Bizim o ekiple beraber Levent Hoca önce RoboCup'ta yönetici pozisyonlarına gelmeye başladı. Biz başarılar kazandıkça biz de onun ayak izlerini takip ederek benzer bir şekilde yükselmeye başladık. En sonunda da işte 2011'de İstanbul'da Levent Hoca'nın genel başkanı olduğu, ben ve kardeşimin eş başkanları olduğumuz bir şekilde 2011'de İstanbul'da düzenledik. 1500 robot geldi İstanbul'a ve 1500 robot İstanbul'dan gitti sonunda. RoboCup'ın genel amacı standart bir problem belirleyip değişik takımların, değişik ekiplerin bu standart problemin değişik kısımlarına odaklanmasını teşvik eden bir yapıya sahip olması. Bu standart problem belirledikleri de futbol oynamak. Futbol çünkü bakacak olursak aslında bir robot veya bir yapay zeka açısından bakacak olursak çok ilginç problemler teşkil ediyor. Etrafı görmemiz, anlamamız gerekiyor. İşte yapay görme, davranışları analiz edebilmemiz gerekiyor. Orada biraz yapay öğrenmeye yer var. Tabii ki işte topu sürebilmemiz, topu kontrol edebilmemiz, şut çekebilmemiz falan gerekiyor. İşte robotun mekanik tarafları önemli. Nasıl yürüteceğiz, nasıl gidecek, nasıl gelecek, sahanın neresinde olduğunu nasıl anlayacak, nasıl planlayacak. Yani şu anı nasıl şey yapacak, reaksiyon gösterecek. 30 saniye sonra takım arkadaşıyla nasıl koordine olacak? Sadece tek bir robot olarak da değil. Birden fazla robot birbirleriyle koordine olup ortak bir amaç için nasıl çalışacak? Böyle bir sürü şey, çok ilginç problem var tabii ki burada. RoboCup'ın içerisinde de bu problemlerin değişik kısımlarına odaklanan değişik kategoriler var. Biz bu kategorilerin birden fazlasında uzun seneler Boğaziçi Yapay Zeka Laboratuvarı olarak yarıştık. Dünya şampiyonlukları kazandık, işte ciddi başarılar elde ettik falan filan. Sonunda da 2011'de RoboCup'ı düzenleyerek emekli olduk. Ben emekli oldum. Tabii ki ben ve kardeşim emekli olduk. Levent Hoca ve ekip yarışmaya devam etti. Şimdi sizin arkanızdaki fotoğraftan da görüyoruz. Siz sürücüsüz kamyon üretmeye başladınız. Nereden aklınıza geldi? Çok güzel bir soru. Şeyden bahsettim hatırlarsanız. Doktora sonrasında Carnegie Mellon Üniversitesi'ne geldim ve işte gerçek dünya uygulamaları üzerinde çalışmaya başladık. Bulunduğum merkezin adı National Robotics Engineering Center. Ulusal Robotik Mühendislik Merkezi. Amacı ana olarak mevcut yapay zeka ve robotik teknolojisi neredeyse o şeyi, en ileri teknolojiyi alıp gerçek dünya problemleri, kimin bir problemi varsa gerçek dünyada bunu çözmek için gelişmiş prototipler üreten, geliştiren bir merkezde. Bu merkezdeki bizim beraber çalıştığımız organizasyonlar da mesela savunma sanayi, Amerikan ordusu ya da gerçek ticari dünyadaki mesela Caterpillar. Caterpillar'le otonom kamyon, baraj kamyonları yaptık Caterpillar için. Veya John Deere, tarım alanında çok büyük bir isim bilirsiniz. Onlara işte otonom biçer döver, otonom traktör sistemleri geliştirdik. Bir şekilde işte orduya otonom tank yaptık falan. Hep böyle bir şey, bir otonom sürüş, kendi kendini süren araçlar ve büyük makineler, kamyonlar, işte tanklar, biçer döverler falan. Bir şekilde hep buna yakın vakit geçirdik zaten. Locomation'ı kurmaya karar verdiğimiz zaman da ortada çok ciddi bir heyecan vardı genel olarak sürücüsüz araçlarla ilgili. Herkes sürücüsüz araç şirketi kuruyor ama herkes de bir şekilde binek araçlarına yöneliyor ve herkesin düşüncesi robot taksi yapmak. İşte Uber'in robot olması gibi. Tamam, bu kötü bir fikir değil, bu güzel bir fikir ama bunun çalışabilmesi için bizim otonom sürüş probleminin bütün versiyonlarını en mükemmel şekliyle çözmemiz gerekiyor ki
işte kalabalık bir şey, şehir merkezi alanında ortalıkta bir sürü insan, bir sürü bisikletli, bir sürü yaya, bir sürü araba şu bu falan varken bir otonom araç kendi başına başarıyla, %100 başarıyla hareket edebilsin. Bu çok kolay bir problem değil. Bu işin teknik tarafında da hala mühendislikten ziyade bence ucu açık bilimsel problemler var. İşin öteki tarafına devrilirsek, kargo taşımacılığı önemli ölçüde otoyollarda gerçekleşen, kaosun daha az olduğu ve bir şekilde otonom sürüşün daha kısa vadede daha büyük fayda sağlayabileceği bir problem. Biz kargo taşımacılığı tarafında yer almaya karar verdik. Kargo taşımacılığı tarafında yer alırsak, buradaki taşımacılığın çok önemli bir kısmı tırlar tarafından gerçekleştiriliyor ve işin önemli bir kısmı da işte uzun yol segmentinde gerçekleşiyor. O zaman oraya odaklanalım dedik. Bunun da ötesinde gene bu otonom sürüş bir tırı, tır yüklü olduğu zaman yaklaşık 40 ton ağırlığında. Ve otoyolda giderken de saatte 110-120 kilometre hızla gidiyor. Bu çok ciddi bir risk, çok ciddi bir tehlike. Buradaki en büyük, en önemli nokta bir otonom tır projesinde bu otonom tırın gerçekten güvenli olduğunu kanıtlayabilmek. Sadece geliştirmek değil de tamam ben yaptım, işte ben kendime çok güveniyorum, bence çok güvenli oldu bu demek şey değil, geçerli değil. Bunun sayısal olarak, istatistiksel olarak sistem mühendisliği pratikleri çerçevesinde güvenli olduğunu kanıtlamak gerekiyor. Bunu da yaparken bizim ilk yeni başlangıç adımımız bu kamyonları tek başlarını otonom yapmak yerine iki kamyondan oluşan bir konvoy, bizim düğün konvoyları gibi bir konvoy yapmak. Bu iki kamyondan öndeki kamyonun içerisinde yeni bir insan bulunsun ama arkadaki kamyon tamamen otonom olsun. Kamyon kendini sürüyor ama dünyadaki bütün değişik durumları, bütün kaosu anlamak zorunda değil. Onu anlayıp yorumlayabilecek bir insan sürücü var gene ilk aşamada. Otonom kamyonun görevi bu insan sürücüyü nereye giderse gitsin takip etmek. Bu ilk aşamayı gerçekleştirdikten sonra da bu sayede yollarda taşımacılık yapmaya başlayıp daha fazla durumla karşılaşıp daha fazla veri toplayıp istatistiksel güvenlik şeyini daha da arttırıp günün birinde gerçekten önündeki insanlı kamyonu da çekip arkadaki kamyona tamam sen artık tamamen otonom bir kamyonsun, istediğin yere kendi başına gidebilirsin diyebileceğimizi düşünüyoruz. Ama bu uzun bir zaman alacağı için bu aradaki zamanda bizim gene anlamlı bir ekonomik değer üretiyor olmamız lazım. Otonom konvoy bu anlamlı ekonomik değeri üretebilecek ilk konsept. Locomotion olarak bunun üzerinde çalışıyoruz ve dediğim gibi kargo taşımacılığı çok ciddi ağrı noktaları olan, çok eski usul bir endüstri, çok verimsiz bir endüstri olduğu için buraya odaklanmaya karar verdik. Hayatımızın çoğunu büyük makinelerin etrafında geçirdiğimiz için de bir konfor sıkıntımız olmadı. Biz nasıl bu kamyonları yapacağız diye düşünmedik. Benim anladığım şu an insanlar ve arkadaki dediğimiz kamyon hangisi oluyor? Yani bu fotoğrafta gördüğümüz... Arkamda bir tane görüyorsunuz ama bunlar normalde yolda iki kamyonluk, ikişer kamyonluk konvoylar olarak gidiyorlar. Yani aynı kamyondan bir tane daha var. Bu kamyonlardan lider olanın içerisinde bir sürücü var. Bu sürücü işte normal sürüyor kamyonu. Arkadaki kamyonun sürücü koltuğunda bir sürücü yok. O arkadaki kamyon kendi kendini sürüyor ve öndeki lideri takip ediyor. Aralarında şey var, bir radyo iletişimi var. O radyo iletişimi sayesinde iki kamyon birbirlerine hızlanıyorum, şimdi yavaşlıyorum, şimdi dönüyorum falan böyle şeyler söylüyorlar. Ayrıca birbirlerine etrafta ne gördüklerini de söylüyorlar. Ama onun ötesinde arkadaki kamyon, bu benim arkamda duran kamyonun aynalarında böyle ilginç şeyler olduğunu görüyorsunuzdur. Onlar sensörler. Kameralar var orada, radarlar var, lazer mesafe ölçerler var falan. Arkadaki kamyon kendi sensörleri ve kendi karar verme kabiliyetiyle liderin nerede olduğunu sürekli takip ediyor. Ama aralarındaki radyo iletişimi sayesinde lider de zaten yeteri kadar bilgi veriyor şeye. Peki şöyle olabilir mi ya? Bu şimdi anlatırken aklıma geldi. Madem önde lider var, sanal olarak sürse şoför,
Çok güzel bir soru. Onu da yapmaya çalışan şirketler oldu. Fakat orada önemli ölçüde fizik yasalarından kaynaklanan problemler var. Şimdi biz her ne kadar internet bize çok anlık gibi görünse bile bir bilgi parçasının bir noktadan başka bir noktaya gitmesi ve o noktadan geri dönmesi arasında bir gecikme süresi var. Çünkü biz mesaj gönderdiğimiz zaman direkt o gitmesi gereken yere göndermiyoruz. Birkaç değişik bilgisayardan geçiyor. Bazen yukarıya bir uyduya gidiyor, uydudan geri geliyor falan. Her şey ışık hızında oluyor, doğru. Ama ışık hızında bile saniyede sonuçta en fazla 300 bin kilometre gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla mesela atıyorum birkaç bin kilometre uzaktaki bir şeyi kullanmaya çalışıyorsanız burada milisaniyeler cinsinden gecikmeler oluyor. Onlarca milisaniye cinsinden gecikmeler oluyor. Bir de bunu iki ile çarpmanız gerekiyor. Çünkü uzaktaki bir operatörün bir şey görmesi, ona bir cevap vermesi ve o verdiği cevabın gerçekleşmesi arasında bir zaman var. O zaman genel olarak özellikle otoyol hızlarında bu işin uzaktan yapılabilmesini engelliyor. Çünkü iki tane mesaj arasında tır belki 5-10 metre hareket etmiş oluyor. O Yani yüzden tamamen sanal olarak yapılması güvenli değil. anladım. Yani şu an ilk aşama olarak böyle planlıyorsunuz. İkinci aşamada da tamamen kendi kendine kullanan Evet. kameralar Günün olacak. birinde yani günün biri dediğim öyle çok da şey değil ama yıllarla ölçülebilecek bir şey var, zaman var. Bu kamyonların tamamen kendi başlarına işte otoyollara salınıp binlercesinin içinde hiç insan olmadan kendi kendilerini sürmesi için çok 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 yıllar var. Çok teşekkür ederim. Rica Çok ederim. güzel bilgiler öğrendim. Umuyorum ki bir aşama kaydettikçe de yine video çekeriz. Tabii. Büyük bir şeyden, büyük memnuniyetle.